Evet sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde fazör dönüşümleri inceleyeceğiz. Üstelden kartezin işte kutupsala dönüşümlerin nasıl olduğunu anlatacağım. Şimdi benim bir sinyalim olsun ve bunun değeri de vm eşittir. Ee, hatta şöyle diyelim v eşittir diyelim. v eşittir v max çarpı ee, e üzeri artı eksi j teta olsun. Şimdi arkadaşlar bunu üstel fonksiyonumu ben şu şekilde ifade edebilirim değil mi? Vm çarpı kosinüs teta artı j çarpı sinüs teta. Nasıl bir şekilde ifade ettim? Kartezyen bir şekilde ifade ettim. E bunu kutupsala çevirecek olursam şöyle yazabilir miyim? Bu da eşittir. Vm çarpı arkadaşlar faz açım kaç? Değeri ne? Teta'dır değil mi? Teta. Bu da nedir sevgili arkadaşlar? Benim işaretimin hangi değeridir? E, kutupsal gösterilmiş halidir. Bakın ben ne yaptım arkadaşlar? Sinyalimi hem burada üstel olan şöyle ifade eden üstel olan sinyalimi burada neye çevirdim? Kartezyen kosinüs teta artı c çarpı sinüs teta kartezyen durumuna çevirdim şurada da ne yaptım kutupsal bir şekilde ifade ettim benim bir sinüzoidal kaynağım var diyelim artı eksi buna işte e, bobin kapasitör işte direnç bağlı ve bunun değeri atıyorum işte e, 3 artı j4 volt bunu ben ne yaptım burada e, kartezyen bir şekilde ifade ettim, değil mi? Karmaşık bir şekilde ifade ettim. E bunu ben kutupsala çevirmem için e, bir işlem yapmam lazım. Yani kutupsala çevirmem lazım. O zaman da e, yapmam gereken bazı işlemler var sevgili arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir örnek yazmak istiyorum arkadaşlar. Bunu daha iyi anlayabilmemiz için v eşittir işte 5 çarpı e üzeri j 30 olsun. Önünde herhangi bir işaret olmadığına göre bu ifade artı j 30'dur. Bu da ne eşit olur? 5 çarpı kosinüs 30 derece kosinüs 30 değil mi? artı j çarpı sinüs 30. Evet. Bu da arkadaşlar aynı zamanda bu ifadeyi şöyle de yazabilirim. VM'dedir benim maksimum geldimdir. 5 çarpı 30 derece. Bu da nasıl gösterimdir? Kutupsal bir gösterim şeklidir. Peki benim elimde şöyle bir ifade var arkadaşlar. Kartezyen bir şekilde ifade edilen z eşittir A artı B'yi. bunu elektrik devrelerinde e, daha yaygın olarak kullanılan fazör e, biçime nasıl dönüştürebilirim? E, bunun fazör hali de şöyle olsun. Z eşittir. İşte e, R teta. Bu da bunun nasıl gösterebilir? Kutupsal gösterimidir değil mi arkadaşlar? Bunu hatta şuraya yazalım. E, i̇şte Z'yi. Z eşittir. R teta olsun. Ee, peki arkadaşlar. Daha şunu daha düzgün olmadı. Teta. Burada R şu ifadede yani şu R değeri şuradan nasıl elde ederiz? Ve aynı zamanda şuradaki teta değerini şu ifadeden nasıl elde ederiz? Onu da şu şekilde gösterebiliriz arkadaşlar. R eşittir. R eşittir. Bunlar çok karşımıza çıkacak. Bunu iyi bilmemiz lazım. A kare artı B karenin kare köküdür. Teta ise eşittir. Tanjant eksi 1 B bölü A'dır. Tanjant eksi 1 B bölü A'dır. Bu da benim açısal değerimdir hemen bir örnekle pekiştirelim mesela 3 artı j 4 ifadesini ben kutupsal olarak nasıl gösteririm arkadaşlar eşittir ee, z diyelim başına bunu şu şekilde göstereceğim ee, işte 3'ün karesi artı 4'ün karesinin karekökü bu nedir arkadaşlar r'dir ve bu şekilde tanjant eksi 1 4 bölü 3'tür. bu da neye tekabül eder 3'ün karesi artı 4'ün 3, 4, 5, 9, 16, 25 kare kökü 5 çarpı tanjant eksi 1, 4 bölü 3 hemen hesap makinemizi alıyoruz. Bu da 53 nokta şöyle diyelim 53 nokta 13 derece tekabül etti arkadaşlar. Ne yaptım? Şu ifadeyi aldım. 3 artı j4'ü kartezyen ifadeyi nasıl bir biçime dönüştürdüm? kutupsal bir biçime dönüştürdüm. Bunun üstel olarak nasıl ifade ederim arkadaşlar? Üstel olarak da bu ifadeyi şöyle. Z eşittir işte e üzeri 5 çarpı pardon, özür diliyorum. 5 çarpı değil mi? V max'ı aldım yani sabit ifadeyi aldım buraya koydum. e üzeri j 53.13 olarak ne yaptım? Üstel bir fonksiyona dönüştürmüş oldum. Bunu aynı zamanda şu şekilde de yazabilirim arkadaşlar. Z eşittir 5 çarpı kosinüs VT artı 53.13 derece. Bu şekilde de yazabilirim. Trigonometrik eşitlik olarak. Ya da şu şekilde de yazabilirim. Z eşittir. Kosinüs işte 5 çarpı 5 çarpı kosinüs 53.13 artı 5 çarpı J5 çarpı sinüs 53.13 olarak da yazabilirim arkadaşlar. Bakın hem trigonometrik fonksiyon olarak hem Üstel fonksiyon olarak hem bakın trigonometrik fonksiyon olarak üstel fonksiyon olarak şurada ve kutupsal fonksiyon olarak aynı zamanda kartezyen fonksiyon olarak ben fazörümü göstermiş oldum. Ee, arkadaşlar iki tane bir tane örnek sorumuz var. Mesela y1 değeri 20 e, işte açısı faz açısı 30 derece y2'de de Sabit kısım 40, faz açısı 60 derece. Y1 artı y 2yi soruyor. Şimdi arkadaşlar burada e, Y1 artı y 2yi şöyle bulamayız. Yani 20 işte 20 eksi 30 la artı 40 60'ı soruyor. Burada Y1 artı Y2 20 artı 40 60 işte eksi 30 artı 60 nedir? 30'dur. Yani bu ifade sevgili arkadaşlar kesinlikle yanlıştır. Bu şekilde yazamayız. Biz ne yap ne yapmamız gerekiyor? Şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunları e, kartezyen bir şekilde ifade edeceğiz ve e, kartezyene çevireceğiz bu ifadeleri. Kartezyen e, de toplayıp tekrar e, kutupsal gösterime çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde ifade edeceğiz. E, o zaman yapalım. 20-30'u önce kutupsal gösterim kartezyen bir şekilde nasıl ifade ederiz? 20 çarpı kosinüs 30 artı 20 çarpı e, hatta şöyle yapalım daha iyi anlaşılması için. Vm çarpı kosinüs teta artı j çarpı sinüs teta. O da arkadaşlar ne yapar? 20 çarpı kosinüs 30 artı j 20 çarpı j çarpı sinüs 30 olarak ifade edebiliriz. Dolayısıyla bunun kartezyen ifadesi kartezyen olarak şuna eşittir şu ifade. Sevgili arkadaşlar 17.32 artı e, pardon eksi 17.32 eksi j 10'dur. Hemen kosinüs 30'un değerini bulup 20 ile çarpacağız. Artı sinüs 30'un değerini bulup Tekrar 20 ile çarpacağız. E şimdi şeyi bulalım arkadaşlar. Şu ifadeyi bulalım. 40 faz açısı 60 derece. Bu da 40 çarpı kosinüs işte 60 artı j çarpı sinüs 60 olarak buluruz. Bu da 40 çarpı kosinüs 60 dağıtırsak artı 40 çarpı j çarpı sinüs 60'tır. Burada da arkadaşlar bu ifadenin işte kutupsal karşılığı şudur. 20 artı 20 artı j 34.64'tür. Bakın ben iki tane kartezyen olarak bir ifade elde ettim karmaşık sayı olarak arkadaşlar. Bunu da en son olarak şöyle yazarım. Y1 artı Y2 eşittir. 17.32 eksi J10 artı 20 artı J34.64 ikinci ifade. Bu da arkadaşlar şöyle yaparım. Sabitleri toplarım ve İmajinar kısımları ayrı ayrı toplarım. Buradan da y1 artı y2 eşittir. 44 e, 30 artı j 24.64 buldum. Bunu da tekrar bakın kartezyen olarak buldum. Tamam iyi güzel. E bunu tekrar kutupsala nasıl çeviririm arkadaşlar? Kutupsal olarak da şöyle ifade ederim ee, y1 y1 artı y2 eşittir 37.0 32'nin karesi artı 64'ün karesinin karekökü artı tangent eksi 1 işte b bölü a 24.64 Bölü 37.32, 37.32. Buradan da y1 artı y2 kutupsal olarak 44.70, 2 artı pardon artı yok artık 33.43 derece olarak kutupsal bir şekilde bulmuş oldum. Evet. Bakın tekrar hatırlatıyorum. A artı J B'nin kutupsal gösterimi A kare artı B karenin kare kökü tanjant eksi 1 B bölü A'dır. Bunlar karşımıza hep çıkacak bundan sonra o yüzden bunları iyi bilmemiz lazım. Evet arkadaşlar bu dersimizde fazör dönüşümleri nasıl gerçekleştirildiğini işledik. Bunlarla ilgili örnek sorular çözeceğim bundan sonraki derslerde. Lütfen siz de arkadaşlar internetten bol bol kaynak bulup örnek soru çözerseniz daha iyi pekiştirmiş olacaksınız. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.